bir şekilde nasıl atlatılabilir, neler yapılabilir, nasıl destek almalı kadınlar ve yapacağımız neler var bu konuda? Bunları değerlendireceğiz. Başkent Üniversitesi'nden uzman klinik psikolog Didem Sevük konumuz olacak. Ama öncesinde Leyla Çelik'in bir röportajı, travmaları sordu. Mehmet Alat da o anları görüntüledi. İzleyelim, ardından ise sohbetimize başlayalım. Evet, travma nedir? Travma sanırım şu an Türk halkının yaşadığı her şey. Tabii, kadın cinayetleri hepimiz için büyük bir travma. Çocuklara yapılanlar, hayvanlara yapılanlar. Bundan büyük travma olur mu? Ve bu travmadan kurtulamıyoruz hiçbirimiz. Aslında tam da bunu soracaktım. Böyle travmalardan kurtulabilir miyiz? Nasıl kurtulacağız? Her zaman ne diyoruz? Eğitim, eğitim, eğitim. Çok büyük bir eğitim eksikliğimiz var. Hoşgörüsüzüz ve gittikçe dibe batıyoruz. Peki hayatımızda güzel anılarımız ve kötü anılarımız olmuştur mutlaka. Siz bunları nasıl yaşıyorsunuz? Örnek verelim kötü anınızdan. Kötü anılar geride kalsın istiyorum ama dönem dönem aklıma geldiğinde üzülüyorum açıkçası. Ama hep geriye bakmanın da doğru olmadığını biliyorum. Ama bazı şeyler öyle ki tetikliyor geriye bakmanızı. Bir şekilde geriye bakıyorum ama önüme bakmaya çalışıyorum. Hayattan mutlu olmaya çalışıyorum. Yapacak başka bir şey yok. Peki, hayat mutlu. Güzel ama insanlar yorucu. Peki mutlu olduğunuzda neler yaşıyorsunuz? Şu anki gibi yeğenimle geziyorum. Alışveriş yapıyoruz. Kitap alıyoruz, kahve içiyoruz, efendim çocuklarımızla vakit geçiriyoruz, ailemizle vakit geçiriyoruz. Bunlar en güzel mutluluk. Doğaya zarar vermiyoruz, hayvanlara zarar vermiyoruz. Bunlardan güzel mutluluk mu olur? Şu an yaşadığımdır muhtemelen. Ne yaşıyorsunuz şu anda? Travma yaşıyorum çünkü ev arıyorum, bulamıyorum. O kadar. Bu sende büyük bir etki mi yaratıyor şu anda? Evet sanırım çünkü yurda döneceğim bu gidişle, ev bulamadığım için. Daha büyük bir travma olamaz benim için. Bütün evler kirada mı, satılık mı yoksa cebine uygun bir fiyat mı bulamıyorsun? Cebimi geçtim. Zaten ona hiçbir şey uymuyor da. Genelde hepsi tutuldu. Haziran'dan beri tutuluyormuş. Ben de geç geldim. Öyle. Peki başka yaşadığın travmalar oldu mu? Oldu da şu an ne yalan söyleyeyim gerildim. Beklemiyordum. Aslında şu an evet bir travma yaşadım. Yani travma değil de. Az önce bir çocuk balonu uçurdu. Aynı balonu aldık ama çocuğu kaybettik. Aynen. Buna da üzüldün şu anda. Bugün sanırım biraz kötü bir günündesin. Evet uzun süredir öyle. Peki neler hissediyorsun bu durumda? Şanssız olduğumu hissediyorum ve bunu kabullendim açıkçası. Hiçbir şey yapasım gelmiyor bu durumda. Sizce travma nedir? Travma mesela başından geçen bir olay. Olaydır yani. Bir üzücü bir şey. Biz bir şey başından geçen bir hareket, bir olaydır yani. Kötü anılarımız. Başından geçen tabii bir olayla travma. Mesela ölüm olur, şey olur değil mi? Yani üzücü bir durum olur. Onu asla unutamaz. Siz herhangi bir üzücü bir şey yaşadığınız zaman neler hissediyorsunuz? Nasıl atlatırsınız bu durumları? Yani ne bileyim kendimi doğaya atarım. Böyle başka bir şeyler düşünmeye çalışırım ama tabii ki onu bir süreç, bir zamanla geçer. Birden değil. Ya bence travma insanların üzüldükleri ya da böyle birdenbire yani tam tahmin etmedikleri, yaşayacaklarını düşünmedikleri üzücü olayların anında bir anda meydana gelmesi, beklemedikleri bir anda meydana gelmesi. Yani mesela bir köpek ısırması diyebiliriz. Hani hiç beklemediğim bir anda, çok mutlu olduğum bir anda birdenbire ısırması bir travma olabilir bir insan için. Peki bunu nasıl atlatabilir insanlar? Yani bence kullanılabilir. Yani çocukluk travmaları için konuşulursa hani bu travmaların getirdiği üzüntüyü ya da başka bir şeyi bir şeye yönlendirerek daha iyi bir şeylere, bir hobiye olabilir. Ya da işte başka bir şeyi hırs haline ya da işte heves haline getirmek. Mesela bir spor olabilir bu, boks olabilir ya da piyano çalmak olabilir. Hani anlatabildim mi? O üzüntüyü başka şeylere çevirebilmek. Harika. Bence olabilir. Yani çok mutlu olduğumda ben saçmalarım. Gerçekten çok saçmalarım. Yani heyecandan bazen ağladığım olur falan öyle. Mutlu olduğumda bu şekilde davranırım yani. Peki hayatınızda mutlu olduğunuz zaman neler yaşarsınız? Ne gibi? Herhangi bir şeyden çok mutlu oldunuz. Onu nasıl yansıtırsınız insanlara? Sizler hangi duyguları yaşarsınız? Sürekli tebessüm ederim. Bu güzel sözler. Her şeyi yaparım herhalde mutlu olduğum için. Peki hayatta sizi en çok ne mutlu eder? Hayatta beni bize dokunmayan bir yaşar. Ailemle mutlu olmak. Bu. Peki kötü anlar yaşadığınızda neler hissedersiniz? Üzülürüm, sıkılırım. Biriyle paylaşma ihtiyacı. Budur yani bendeki sıkıldığım zaman. Peki aslında biz... Tepkim çok farklı olur. Yüzüm çok asılır, gülmem. Mutlu olmam hiçbir şeyden. Hiçbir Peki şey size kötülük yapana ne hissedersiniz veya nasıl yansıtırsınız ona?
kin besleyen bir insan değilim. Onu da düşünmeye çalışırım. Acaba bende mi bir hata var? Yani o şekilde hani. En çok onlarla mutlu oluyorsunuzdur. Evet. Mutsuzluğunuzu onlara yansıtır mısınız? Mesela çok yemek yer misiniz? Uyur musunuz mutsuz olduğunuz zaman? Yansıtırım. İster istemez yansıtırım, evet. Yani yüzüm asık olur, oğlum bir şey istediği zaman ya bir dakika derim yani bir. Çünkü sinirliyim, yansıtmamaya çalışmam gerekiyor ama hayır, yapıyorum. Travma nedir? Travma bir beyin kaybıdır. Neden kaynaklanır peki bu beyin kaybı? Darbeden olur, kazadan olur, düşme tehlikesinden olur. Peki siz çok mutlu olduğunuz zaman insanlara nasıl yansıtırsınız ve siz neler hissedersiniz? İnsanlara daha fazla iyilik yaparım mutlu olduğum zaman. Ama kötü olduğum zaman, dediğim üzgün olduğum zaman da insanlara yardımcı olamazsın. İnsanlara yardımcı olmak bana göre en güzel şey yani. Peki size biri kötülük yaptığı zaman neler hissediyorsunuz? Kızıyorum. Peki son zamanlarda televizyonlarda ve sosyal medyalarda görüyorsunuzdur. Cinayetler, kavgalar, işte birbirlerine zarar veren insanlar. Bunlar size neler hissettiriyor? İnsan üzülüyor ya. Gerçekten üzülüyor yani. Toplum olarak böyle olmamamız lazım diyorum ama bu da dediğiniz gibi yani yetişme ortamından, kültürden, okumadan, bunlardan geçiyor yani. Eğitimden geçiyor. Travma nedir değerli seyirciler? Neden travmatik olayları unutamayız? Etki eder insan hayatına. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu röportajın ardından travma nedir diye başlayacağız sohbetimize. Tabii ardından gündemde olan bir konu var ki kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve beraberinde fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, birçok şiddet türü var. Biz sadece darp edilen kadınları görüyoruz ama diğer türlü farklı şiddet türleri de var. Bizim şiddet olarak atfetmediğimiz kimi zamanda ama onlar da şiddet sayılıyor. Hatta dün de konuşmuştuk. Onların da yarattığı etkiler var. Acaba travmatik bir boyutu var mı o şiddetin? Kadınlara yansıması nedir? Ve tabii çözüm yolları önemli. Alacakları destekler oldukça mühim. Başkent Üniversitesi'nden uzman klinik psikolog Didem Sevük'le birlikte bu konuyu konuşacağız. Konu önemli. Atlatamadığımız belki birçok travma var. Belki farkındayız, belki farkında değiliz. Belki destek alıyoruz, belki destek almaktan kaçınıyoruz. Ya da o travmayı hiç düşünmek de istemiyoruz. Ama düşünmemek acaba o travmayı yok eder mi? Çözüm almak gerekir mi? Merak ettikleriniz varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Nebi Özdemir Twitter adresimiz ve WhatsApp numaramız yine ekranın sağ alt köşesinde görülüyor. Oradan paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Biz iyiyiz hocam. Çok teşekkürler ama gündem yoğun işte. Bu yoğun gündemde olabildiği kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi evet. Emine Bulut cinayetiyle birlikte kadın cinayetleri bir kez daha gündem oldu. Hatta o cinayetin görüntüleri ifade etti. Çok dehşet veren görüntüler zaten. Orada düşündüğümüz iki şey vardı. Bir kadının son anları, iki kızın bir annesinin son anlarını görmesi, ölmediğe yalvarması aklımızdan çıkmayacak bir sahne olarak kaldı bir kenarda. Başka şiddet haberleri var. Öldürülen kadınlar var. Tabii bunların travmatik boyutları var ve travma sizin alanınızla ilgili araştırmalarda insanın gelecek hayatını etkileyen önemli unsurlardan ve eşiklerden birisi. Bunları konuşalım. Travma nedir diye başlamak istiyorum öncelikle. Sorduğum sorunun detayını ben size sorayım. Nedir travma? Nasıl tanımlayabiliriz? Travmanın tabii ki kitabi bir tanımı yapılabilir. Beklenmedik bir anda ani bir şekilde dehşet yaratan bir ana tanık olmak ya da o ana ikincil olarak tanık olmak gibi. Yani tanık olmuş birini dinlemek bile aslında üzerimize bir travma etkisi yaratabilir. Ama biraz evvel sizin söylediğiniz şeyden örnek verecek olursak aslında travma biraz da bellekle ilgili bir problemdir. Bellek düzeneğimizi bozan bir yaşantıdır. Emine Bulut'la ilgili konuşurken söylediğiniz aklınızda iki şey kaldı dediniz. Bunlardan bir tanesi işte Emine Bulut'un son feryatları ve oradaki kız çocuğunun son feryatları gibi. Travmanın ne yazık ki zihnimizde dehşet anına dair bir takım görüntüler, parça parça görüntüler bırakma gibi bir etkisi var. Halbuki travmatik bir yaşantıya tanık olan birinden söz ettiğimizde nasıl mağdurlar varsa aynı zamanda orada bir fail de var.
Dolayısıyla zihnimizde kalan şey dehşet görüntüleri oluyor. Belki de toplumsal olarak zihnimiz hep işte kadının ne yapması gerektiğiyle ilgili, kadının kendini nasıl korumasıyla ilgili çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama fail bunu neden yaptı, niçin yaptı, işte hani bunu yaparken aileyle ilgili problemler var mıydı, ekonomik koşullar onu nasıl etkiledi ya da işte dinsel inançlarımız bunun ne kadar içerisinde, spor kültürü, pornografi. Yani bütün bu kurumlar aslında bu erkeklik, tırnak içerisinde erkeklik tanımımızı nasıl etkiliyor ki böyle şiddet içeren ya da işte taciz uygulayan bir takım travmatik yaşantılar yaşatabilen bir ötekine, bir kadına ya da bir erkeğe bu zihniyetle baş edemiyoruz. Belki biraz buralara odaklanmakta fayda var ama travmanın tekrardan tanımına dönecek olursak zaten o dehşet anına yönelten bir tarafı olduğu için sıkıntılı bir yaşantı. Elbette travma için biraz belki benlikten söz etmemiz gerekiyor. Yani biz neye travma diyoruz? Bir şeye travmatik yaşantı diyebilmemiz için özellikle işte deprem, yangın, sel, işte bir cinayet ya da bir taciz, istismar, işkence. Yani aslında travmaya dair çeşitli tanımlamalar yapabiliriz ama bunların ortak özelliği hepsinin benliğe yabancı yaşantılar olması. Yani travmaya ilişkin yani olarak... Yani alışılagelmiş olanın dışı mı? Alışılagelmiş olmanın dışında olan bir şey ama bu sık olmadığı anlamına gelmiyor. Yani örneğin bir işte cinayet görüntüsü ya da videosu belki çok alışılagelmiş bir şeyin dışında bir yaşantı. Ama artık haberlerde sürekli olarak bu tür görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla şey gibi yani travmanın etkisini düşünecek olursanız ilk defa ömrünüzde yediğiniz bir yemek düşünün ve mide floranızla o zamana kadar alışkın olduğunuz yemek kültürüyle hiç uygun olmayan bir yemeği yemişsiniz de mideniz bundan sanki zehirlenmiş gibi bir etkisi olabiliyor. Yani travmatik yaşantı bünyeye yabancı, egoya yabancı, benliğe yabancı bir yaşantıdır. Dolayısıyla da bütün düzeneklerimizi, o altımızda olduğuna inandığımız sağlam zemini kayganlaştıran, baş etme düzeneklerini bozan bir dehşet yaşantısıdır diyebiliriz. Hocam tanık olmaktan bahsettiniz. Dinlesek ve görsek bile o travmatik bir olay olarak bize etki edebilir dediniz ama bu nasıl oluyor? Biz yaşamayacağız ve dinleyeceğiz, göreceğiz sadece. Şimdi görüntü onu anlayabiliyorum mesela. Evet. Peki dinlerken? Şimdi şöyle aslında şiddeti belki burada biraz tanımlayacak olursak şiddet dediğimiz şey hep fiziksel şiddetmiş gibi algılanıyor ama duyumsal yani duygusal bir şiddetten de söz etmek artık çok önemli. Çünkü şunu fark ediyorum özellikle işte böyle bir cinayet haberi verilmeye başlandığında medya birazcık daha belki bu konuda sorumluluk alıyor ve görüntüleri işte flulaştırma ya da görüntüleri sansürleme anlamında bir sorumluluk alıyor. Ancak sesleri duyabiliyoruz ses kayıtlarını. Şimdi Emine da öyle oldu. Evet yani şiddet dediğim şey aslında ötekinin yani karşınızdaki kişinin kaldıramayacağı yükte bir uyarıcıya maruz bırakmak için kullandığımız her türlü şey aslında şiddet tanımı içerisinde yer alır. Dolayısıyla tanıdık olmayan bir ses, her gün duymadığımız bir feryat ya da işte her gün görmediğimiz bir görüntü ciddi bizim üzerimizde etki yaratabilir. Travmanın boyutlarını düşünecek olursak insanlar travmatik anılara ilişkin travma anını özellikle mesela psikoterapi görüşmeleri anlattırmaya kalktığımızda öyküyü anlatmaktansa daha çok ya görsel bir şeyin ayrıntılarından söz ederler ya da işte ne tür sesler duyduklarını aktarırlar ya da ne tür bir koku hatırladıklarını aktarırlar. Dolayısıyla travmaya ilişkin bellek izleri içerisinde sadece görsel yaşantı yok. Aynı zamanda tüm duyumsal bilgiler de bellek izlerinde kayıtlı. İşte bu koku olabilir, tat olabilir, işte ses olabilir. Belki birazcık bunlara da dikkat etmekte fayda var. Çünkü o görüntülerin infial yaratması, evet sosyal medyada birebir görüntülere aniden denk gelebiliyoruz. Ki travmayı tanımlarken ani bir, beklenmedik bir yaşantı olduğunu söylemiştik. Şimdi sosyal medyada haber okurken bir anda karşımıza bir video çıkabiliyor. Bazen video hareket etmiyor ama sadece sesini duyuyoruz. Tüm bunlar travma olarak bellek izleri bırakabiliyor üzerimizde. O yüzden bunların önemlerini almakta fayda var. Şimdi o izleri de sorup kadına yönelik şiddetin travmatik boyutlarını konuşacağım. Ne kadar uzun sürüyor? Mesela yıllar önce bir çocukluk zamanı, bir de bilincin olmadığı zaman mesela. Bir çocuğun da bilinci vardır muhakkak ama bilmiyorum açıklaması nedir. Yani kendimizi bulana kadar geçen süreçte yaşadıklarımız mesela 2-3 yaşında yaşanılan travmalar, belki tacizler, istismar vakaları,
tanık olunan bir kavga, hı-hı, tanık olunan bir cinayet. Çünkü bazı çocuklar da o tür anlara şahit olabiliyor. Bu çok uzun yıllar sürebiliyor mu etkileri? Unutabiliyor mu çocuk, hı-hı, mesela yetişkin olduğu zaman? Hı-hı. Etkilerini görebiliyor musunuz mesela yetişkinlikte? Ne yazık ki gözleyebiliyoruz. Özellikle hani çocukluk travmaları diye tanımladığımız psikoloji bilimi içerisinde bir alan var. Şimdi tabii ki bilinç dediğiniz, her zaman bilinçli değiliz. Örtük bilinçten söz edebiliriz. Bir de açık bilincimizden söz edebiliriz. Bilinçaltı mı bahsediyor? Bilinçaltı, bilinç dışı diyoruz artık hatta bu terime. Hmm. Şimdi biz yaklaşık 2-2,5 yaşlarında dünyaya geldiğimizde beynimizde amigdala dediğimiz bir bölge var. Bu bölge ne kadar o ana kadar anne karnı dahil, o ana kadar yaşadığımız ne kadar korku koşullamaları varsa, korkarak bir şeyleri kod olarak yazdıysak, savaş kaç tepkilerimizden de sorumlu bir bölge burası. Korkuya ilişkin bütün bellek izleri aslında amigdala dediğimiz bölgede, bir bellek deposunda tutulur. Yaklaşık 2-2,5 yaşlarından sonra beynimizde hipokampüs dediğimiz yeni bir bölge. Teknik isimler hiç önemli değil. Ama burası açık bellekten sorumludur. Hmm. Artık biz açık belleğe kaydettiğimiz bilgileri hatırlayabiliriz. Yani sizler 2,5 yaşındaki anılarınıza çok rahatlıkla bölük pörçük de olsa dönebilirsiniz. Dolayısıyla anne karnından itibaren yaşadığımız ne varsa bir şekilde bedende kayıt tutulmaya başlanıyor. Yani o şeyin, yaşanan yaşantının aslında duygusunu bedenimizde kayıt olarak tutuyoruz. Amigdala'da ne yazık ki bu kayıtlara sahibiz. Amigdala'da kaç savaş tepkilerinden sorumlu olduğumuz için şöyle düşünün, strese girdiğimizde hızlı davranmamız gerekir. Bir can derdi varsa canınızı kurtarmanız gerekiyor. Dolayısıyla beyindeki çok daha otomatik yapıların devreye girmesi gerekiyor. Nereye dönecek? Çok daha eski yapılara. Eski yapının amigdala olduğunu söylemiştik. Hipokampüs ona göre çok daha yeni. Dolayısıyla alt bellekten gelen o bilgiler ne yazık ki hani hepimizi etkileyebiliyor. Özellikle stres anlarında verdiğimiz tepkiler otomatik tepkiler olabiliyor. Daha önce o yaşantılara ne tür tepkiler verdiysek artık o tepkileri vermek bizler için çok daha kolaylaşmış olabiliyor. Çünkü davranış repertuarına artık işlenmiş durumda. Dolayısıyla çocukluk travmaları ne yazık ki hayatımız boyunca bizi takip edebiliyor. Tekrardan bir reoryantasyon ya da işte tekrardan bir o ana dair bir çerçeveleme yazılmadıysa o öyküyü nasıl anlamlandırdığımız da önemli. Dolayısıyla o yaşantıların tekrardan ele alınıp iyi bir çerçevelemeyle bellekte yeni bir iz oluşturulması önemli. Bir şey merak ediyorum hocam ya bu... Siz uzun terapiler yapıyorsunuz ya, hı hı, bu genelde hatta bilginiz vardır belki etraftaki yeni meslektaşlarınızdan. Gelen insanların çoğunun bir travması var mı? Travma yaşantısı şimdi tabii ki nasıl tanımladığımız önemli. Yani hepimiz sonuçta bir dehşet görüntüsüne, bir ölüm anına öyle ya da böyle doğrudan ya da dolaylı olarak artık maruz kalıyoruz. Travmamız yok demek çok anlamlı değil bu bağlamda. Ama travmanın boyutlarına baktığımızda bir kere travma aslında... Bir güvensizlik iklimi yaratan bir his oluşturur. Korku yaratır, kaygı yaratır, umutsuzluk yaratır. Aynı zamanda travma yaşantısı bir kayıp yaşantısıdır. Yani sevdiğimizi kaybettiğimiz, hepimizin bu durumlara tanık olduğumuz şeyler vardır. Dolayısıyla burada zaten travmatik yaşantılarla birçoğumuz öyle ya da böyle akut dönemde bir takım sıkıntılar, yani olay ilk yaşandığında bir süre, ki bu süreyi yaklaşık 2 ay olarak belirliyoruz. Mutlaka bu etkileri yaşasa da bir süre sonra zihin zaten bununla baş etmek için kendine çeşitli yollar bulabiliyor. Yani her travmatik yaşantıya maruz kalmış kişi evet o travmadan etkilenir. Hepimizin büyük ölçüde travmaları vardır ama hepimiz psikopatoloji geliştireceğiz. Travma sonrası stres bozukluğu geliştireceğiz ya da depresyon, anksiyete bozukluğu geliştireceğiz gibi bir bağlantı kurmamız çok gerçekçi olmayacaktır. O zaman kadına yönelik şiddete bir geçelim hocam. Şimdi sadece orada kısıtlamayalım çünkü bir şiddet daha dediniz. Sevgi şiddeti mi? Duygusal şiddetten, bahsettiniz. Ondan da bahsedelim çünkü kadın ataerkil toplumlarda hep geri planda maalesef. Yıllardan beri kulağına söylenenler var. Çünkü ya bir kuşa uçamadığını öğretirsek uçamayacağını düşündür. Kanatları olmasına rağmen ve öyle bir şey ki bir şeyi 40 kere söylersek de galiba o insan da öyle olduğunu düşünüyor.
Kesinlikle. Kadın sürekli ötekileştirilmiş, belli rol modeller sunulmuş, belli roller biçilmiş, pembe giydirilmiş, hep güçsüz olarak addedilmiş kadın. Ve bu da yıllar boyu geliyor. Şimdi bunun da yaratacağı bir travma vardır. Aslında buradan da biraz şiddete geçmek lazım. Siz hangisini istersiniz? Hangisinden başlayalım? Belki şunun altını çizmekte fayda var. Yani kadının örselenmiş olması, kadının bastırılmış olması hep kadınlık üzerinden tanımlıyoruz ama sonuçta şiddet unsurlarına baktığımızda yani bir kadına şiddet uygulayan figürlerin de erkek olduğunu görüyoruz. Erkeklere ve erkek çocuklarına şiddet uygulayanında yine erkekler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani mağdura odaklanma yönünde, mağdur koruma yönünde psikolojik olarak o tarafa çekiliyor olabiliriz ama önlemli almadığımız sürece mağdur koruma gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla kadın meselelerini konuşurken, kadın cinayetlerini konuşurken, kadın şiddetini konuşurken aslında bu erkekliğe ne oluyor da bu kadar erkek kadını taciz ediyor ya da ne oluyor da bu kadar erkek çocuklarını taciz ediyor. Hı hı. Meselenin biraz burasına odaklanmamızda fayda var. Niye erkekler üzerine vurgu yapıyorum? Elbette sivil toplum kuruluşlarında işte kadın örgütlerinin liderleri pek çok bedeller ödediler bu konuda. Hala da ödemeye devam ediyorlar. İşte şiddet karşıtı, şiddete maruz kalan bir kadını gördüğünde içi sızlayan bir erkek tabii ki yok mu? Var. Ama bizim bu meseleyle mücadele ederken böyle ikili bir yaklaşımla kadın meselesi, erkek meselesi gibi değil, bunun bir şiddet meselesi olduğu üzerinde birazcık daha durmamız gerekiyor. İşin bu boyutuyla da toplumumuzun %50'sini oluşturan erkeklikte ne oluyor? Erkekte ne oluyor? Biraz ona bakmamız gerekebilir. Erkeklik meselesini konuşmak istiyorsak da birazcık cinsiyet rolleri üzerinden. Yani kadına dair çeşitli cinsiyet rollerinden söz ettiniz biraz evvel. İşte kulağına fısıldanan şeyler, neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı. Aynı örüntü bir erkek için de geçerli. Tabii, yani doğru. Aynı tanımlamalar bir erkek için de geçerli. O da bir takım erkeklik tanımlaması içerisinde namus kavramı mesela kadın üzerinden yapılan bir kavram, kadını nesneleştiren bir kavram. Şimdi biz bununla nasıl baş edeceğiz? Yani bu tabii ki çok boyutlu. İşte ne bileyim failler üzerine odaklanmak, bireysel olarak onların analizlerini yapmak, geçmişlerinde neler oldu, çocukluktaki yaşantılar, şiddete mağduriyetini araştırmak elbette bize pek çok katkı sağlıyor. Ama erkeklik tanımlaması kavramına katkı sağlayan unsurlar toplumdaki, işte medyanın buna katkısı ne erkeklik tanımlamalarımızda? İşte izlediğimiz dizilerin, izlediğimiz filmlerin erkeklik tanımlamasına katkıları neler? İşte dini inançlarımızın ya da işte sporla ilgili, pornografiyle ilgili kullandığımız erk dil nerelerde karşımıza çıkıyor? Bunları birazcık tek tek ele alıp konuşmakta fayda var. Öbür türlü topyekün mücadele etmemiz mümkün değil. Ne yazık ki yıllardır bunlar artarak devam ediyor. Önlem almaya çalışan kurumlar elbette var. Ama galiba çok da böyle işlevsel sonuçlar üretemiyoruz. Ne yazık ki erkeklik zihniyeti, erkek vurgusu yapmıyorum burada. Erkek gibi düşünen zihniyet, erkek gibi düşünen dediğim işte kadını koruyan, kadını işte nesneleştiren, sahiplenen. Yani bunlar tabii ki naif tanımlamalar. Böyle başlıyor ama alt dinamikler çok daha farklı. Aslında erkeğin kendisini tanımlaması içerisinde de gücünü hissedebilmesi için bir kadını koruyor olması da bir unsur gibi görünüyor. Bütün bu dinamikleri, yani erkeklik öyküsünü baştan yazmamız gerekiyor gibi görünüyor. Hocam zaten o evet konuşmamız gereken bir konu dediğiniz gibi şiddet neden bu kadar yaygın, neden bu kadar sorun yaşanıyor? Sadece şiddet değil mesela bugün de bir haber vardı onu da söyleyelim. Bir tane bir adam 7 ay önce bir ambulansa yol vermedi lüks aracıyla belki hatırlarsınız. Evet. Ambulans geçmeye çalışırken bile bilerek yol vermediği bariz belli ve ceza alıyor. Sonrasında 7 ay sonra işte dün İstanbul'da bir kaza yapıyor. Makas atarken kaza yapıyor yine bir lüks aracıyla. Yani devam etmiş hareketlerine, psikopat hareketler bunlar, magandavari hareketler. 4 kişi kendisiyle beraber yaralandı. Neyse ki bir ölüm yok. Yani buralarda da bir sorun var aslında bu erkeklik algısında. Orada sollanan bir erkek şoför bile bunu bir gurur meselesi yapabiliyor. Aynen öyle. Herhangi bir masada eleştirilmesini gurur meselesi yapabiliyor. Çocuğu olmamasını gurur meselesi yapabiliyor. Bazıları kız çocuğu olmasını gurur meselesi yapabiliyor. Bazı toplumlarda bu var zaten, duyuyoruz.
Yani cezalarla artık biliyoruz ki özellikle psikoloji biliminden yani ödül ceza sistemi işliyor mu? Evet işliyor bir yere kadar ama çeşitli yaptırımlar elbette suça karşı alınmalı, önlemler alınmalı. Alınıyor da zaman zaman ne kadar uygulanıyor o başka belki bir konunun tartışması. Ama uygulamayla ilgili yani var olan hukuk sistemindeki kuralları uygulayabilmemiz için bir kere zihniyetimizin hakikaten değişmesi gerekiyor. Bir kültürde işte erkeğin hani atıp tutması, işte masaya yumruğunu vurması... Aslında statü olarak o kişiye ciddi bir değer katıyor. Güçlü erkek figürü dediğimiz şeyin içerisinde elini masaya vuran, hakkını arayan, işte kadını koruyan, işte bir mekana girdiğinde o kadının elinden önden yürüyüp kadını çekeleyen bir figür. Bazen racon kesen hocam, amiyane tabirle. Aynen öyle, aynen. Çok iyi buldunuz kelimeyi. Racon kesen tabir aslında toplumsal anlamda statü olarak iyi bir yerde. Şimdi biz bu statüyü değiştirmediğimiz sürece, yani ne kadar cezai yaptırımlar da olsa, yani hukuk karşısında suç olan bir şeyin aynı zamanda kültürümüz içerisinde de kötü bir şey anlamına gelmesi gerekiyor. Yani suç olduğu için yapmaması değil, aslında yanlış olduğu için yapmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada belki işte şiddeti karşısında duran, taciz etmeyen, erkeklere ihtiyacımız var. Onların birazcık liderlik, en azından yani liderlik derken şunu kastediyorum. Kendi akran grupları içerisinde. Yani işte mesela şu örneği verebiliriz. Yani yolda yürüyorsunuz bir erkek olarak, yanınızda bir erkek arkadaşınız var, onun yanında da sevgilisi var, sevgilisine saldırmaya başladı. Şundan söz etmiyorum, tutsun çeksin kurtarsın. Evet bu yapılabilecek bir şey ama esas olan kendi akran grupları içerisinde, işte okey oynarken, iskambil oynarken, işte kapalı grup, kadının olmadığı ortamlarda yapılan kadına dair cinsel içerikli bir espriyle mesela, şiddet içeren bir takım paylaşımlarla, bunların karşısında durabilmek çok önemli. Orada liderliği üstlenebilecek figürlere ihtiyacımız var. Yani kendi akran baskısına karşı gelebilecek liderlere ihtiyaç. Duyarlı erkeklere tabii ki ihtiyacımız var ama bu konuda duyarlılığı konusunda da liderlik yapabilecek figürlere ihtiyacımız var. Tabii ki bu figürler kimler olacak diye düşünecek olursak en baştan en tepelerde kimler varsa, siyasiler, işte sivil toplum örgütleri, kimi görüyorsak en çok, ekranda kimle karşılaşıyorsak. Çünkü erkek ne yazık ki, ya cinsiyetçi bir bağlamda söylemiyorum bunu, erkek erkeği dinliyor. Yani erkek çocuk aslında babasını model alıyor. Dolayısıyla şiddetin karşısında duran ve bunu sessizce değil, yüksek sesle kendi akran baskısına karşı da savunabilen yetişkin erkeklere ihtiyacımız var. Hı hı. Bu meseleyi başka türlü çözebilecekmişiz gibi gelmiyor bana açıkçası. Kolay mı? Zor. Ama dediğim gibi öyküyü sanki sıfırdan değil, sıfırdan yazmayalım. Çünkü öğrendiğimiz çok şey oldu artık süreçte. Çok bedeller ödendi. Dolayısıyla öğrendiklerimiz üzerine tekrar bir öykü hep birlikte erkekliği de kadınlığı da bu cinsiyet rollerini tekrar tanımlamamızda ve bir an evvel dilimizi değiştirmemizde fayda var. Yani bir ergen düşünün, çok beğendiği bir aktör, aktris. Ekranda görüyorsunuz ki aslında çok iyi, çok merhametli bir figür. İşte arkadaşları tarafından çok sevilen ama bir bakıyorsunuz ki dizi içerisinde en sevdiği kadına şiddet uygulayabiliyor. Hı hı. Şimdi biz burada aslında şiddetin normalleştiğini görüyoruz. Onu model alacak zihniyetler ciddi manada bundan etkileniyor. Nebi Bey belki hatırlıyorsunuzdur, sosyal medyada böyle yine viral bir video olmuştu. İşte küçük bir bebek var. O bebeğe yiyecek yedirmeye çalışan bir baba figürü. Yanında da bir oyuncak. Bebeğe yemeği uzatıyor, bebek yemiyor. Daha sonra bebeği oyuncağa uzatıyor. Bak yemedi diyor. Oyuncağı alıyor, yere doğru vuruyor. Daha sonra alıyor o yiyeceği, bebeği tekrar yedirmeye. Bebeğin hemen yemeği yediğini görüyoruz. Yani yemezse sosyal... aynı şey olacağını düşünüyor. Aynen çünkü. Öyle. Şimdi bu sosyal öğrenme. Yani sosyal öğrenmenin üzerimizdeki ezici etkisini... Ne yazık ki çok çok şiddet içerikli bir video bu. Kesinlikle fiziksel, duygusal, her türlü alana taciz eden bir video o kişinin yaptığı. Ama öğretici bir tarafı var. Sosyal öğrenmelerimizin ne yazık ki üzerimizde ciddi manada ezici bir etkisi var. O yüzden annemden gördüğüm,
O yüzden babamdan gördüm. O yüzden ailemde ne gördüm bir şekilde belleğimde, bedenimde, zihnimde kayıtlı. Ya bunlar otomatik kayıtlar. Stres anında ortaya çıkabilecek kayıtlar. Annemden babamdan onu görmezsem nesiller boyu belki şiddetin aktarılmasını önleme şansımız var. Hocam çok boyutlu. Mesela dün biz Aylin Hoca ile birlikte şiddete giden, daha doğrusu o en son noktaya giden yoldaki sinyallerden de bahsettik biraz. Hı-hı. Böyle ufak tefek duygusal şiddetten. Hı-hı. Yani sadece darp değil, bir kadının gözünün morarması şiddet örneği değildir. Kadının bazen duygusal bir travma yaşaması, duygusal bir şiddete maruz kalması, kılık kıyafetine karışılması da bir şiddet. Hı-hı. Her ne kadar romantizm gibi görünse de. Hatta bir örnek vermişti hocam. Şöyle bir örnekti mesela, size de söyleyeyim onu. Hı-hı. Bir erkek bir kadın, çok sevdiği, sözde sevdiği bir kızı sürekli takip ederek evlenmişler. Sürekli takip etmiş ve bunu da övünerek anlatıyormuş. Hatta bir programda, bir televizyon programında, galiba bu gelinlerle ilgili bir programda, o hayatı anlatırken kadın da o anlarda büyük ihtimal gülümseyerek o anları dinlemiştir. Ya bu da bir şiddet örneği olamaz mı mesela? Kesinlikle, yani zaten bütün sıkıntı bu tür dokularda, bu tür örüntülerde sıkıntı var. İnsanız, duygular bize dair. Yani öyle ben kimseyi kıskanmam, ben hırs duymam, ben kıskançlık yapmam, işte benim içimde şiddet yok gibi tanımlamalar psikoloji bilimi bağlamında gerçekçi değil. Her şey insana dair. Dilde bunu söylemek kolay. Gözetleyen benliğimiz her şeyin insana dair olduğunu biliyor. Ama deneyimleyen benliğimiz repertuarında aslında bu yok. Yani kadına şiddeti biliyoruz. Ama kadına şiddetin nasıl bir infial yarattığını o görüntüleri, o sesi duyduktan sonra üzerimizde etkisini hissedebiliriz. Ya olayı deneyimledikten sonra bellek izleri oluştu. Şimdi bu noktada belki söylediğiniz şey çok önemli. Hepimizin duyguları var. Yani ve bu duyguların kontrol edilmesi gerekiyor. Duygularımızın düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi ilk etapta duygu düzenleme dediğimiz beceri aslında süreçte bebeğin yapamadığı bir şey. Çünkü fizyolojik olarak, beyin yapısı olarak buna henüz müsait değil. Yaş aldıkça beyin böyle duygu düzenleme becerileri gelişiyor ve kişiler duygularını düzenleyebiliyor, öfke duygusu gibi. Şimdi bu süreçte anne babanın bebeğe duygu düzenlemeyi öğretmesi lazım. Ama kendi duygusunu düzenleyemeyen anne baba, öfke duygusunu örneğin, dolayısıyla çocukta bir duygu düzenleme repertuarı oluşturamıyor. Yani öfkeyle nasıl baş edilir? Öfkeyle şiddetle baş edilir. Öfkelendiğimde gidip birine vurabilirim. Öfkelendiğimde gidip birine küfredebilirim. Ya da tutkuyla, tutku duygusuyla baş edilmesi gerek. Tutkumla gidip bir kadını takip edebilirim. Ya da tutkumla gidip işte bir kadının özel alanına girebilirim. Bu repertuar nasıl oluşuyor? Buna bakmamız lazım. Çünkü duygular olacak. Önemli olan onlarla ne yaptığımız. Öfkeyle saldırganlığa mı gidiyoruz? Yoksa öfkeli haklarımızı aramaya mı gidiyoruz? Bu bağlamda bu duygu düzenleme becerileri psikoloji bilimi açısından çok çok önemli. Son dönemde de çok çok çalışılan konulardan bir tanesi. Ama duygu düzenleme repertuarımız ne yazık ki geçmişte gizli. Yani bütün repertuar ailede, akranlarımızda, okulda ne gördüysek ona benzer içerikler üretiyoruz. Bu içerikler içerisinde şiddet fazlaysa ilk öfke hissettiğimizde ilk yöneleceğimiz en otomatik tepki aslında şiddete yönelik oluyor. Dolayısıyla hani bu noktada yani onu şiddeti zihnimizde kolay ulaşılabilir olmaktan kurtarmamız lazım. Hmm. Yani ne kadar az maruz kalırsak o kadar iyi. Çünkü ne yazık ki şunu görebiliyoruz. Yani şiddete maruz kalmış insanların hayatlarında daha önce de ailesinden şiddet gördüğünü ya da şiddet uygulayan kişilerin ailesinde şiddete maruz kaldığını gösteren bir takım çalışmalar var. Arınmamız gerekiyor ama önce bellek izlerini arındırıp belki yeni bellek izleri oluşturmak üzere anne babalardan da tabii ki bilinçlenmeleri, destek almaları çok çok önemli. Bunu tek başına yapmalarını bekleyemeyiz kişilerden, sivil kişilerden bekleyemeyiz. Bu noktada tabii ki sosyal kurumlardan, sivil toplum örgütlerinden, devletimizden destek almamız çok çok önemli. Hocam şiddeti körükleyen o kadar çok şey var ki, örnek aldığımız rol modeller, onların açıklamaları, söylemleri, tartışmaları, hakarete varan tartışmaları, sanatçıların tartışmaları, hareketleri, onların şiddete meyilli hareketleri, diziler var. Oradaki tüm çözüm şiddet, biliyorsunuz dizileri. Evet, evet. Bir de son dönemde meşhur oldu zaten. O diziyle beraber de
değişik bir müzik türü meşhur oldu. Aynı onun gibi bir anda bir sarmal şeklinde internette onların benzerleri. Silah, her yerde silah. Enteresan, mahallede uyuşturucu satılmıyor ama silahlar konuşuluyor. Kadına bir saygı var fakat diğer taraftan insanlara saygı yok. Erkek erkeği öldürüyor ve bütün sorunlar şiddetle çözülüyor. Racon kesen tipler, mafya vari tipler, kabadayı gibi konuşan tipler, böyle o az önce bahsettiğiniz masayı bunu vuran tipler, kısık tonla konuşan tipler. Bunlar da rol modeli. Ya etken çok fazla gerçekten. Evet, evet. Her yerde çok fazla. Artık hamurumuzda ne yazık ki işlemiş durumda. Yani bunları böyle tek tek cımbızla ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sadece bir kadın meselesi değil. Aynı zamanda bir erkeğin de meselesi. Erkekliğe de, erkeklik tırnak içerisinde söylüyorum yine, çok şey düşüyor. Çok düşünmemiz lazım üzerine. Hı hı. Televizyonlarda belki daha fazla programlar yapılmalı. Ama işte... Bütün bir adım var. Bakalım bu adım inşallah işe yarar. Hı hı. Evet, evet, öyle görünüyor son zamanda. Aşk cinayeti deniyor. Mesela aşk cinayeti diye bir şey olabilir mi? Aşkın içerisinde sevgi ne zaman... Evet, sevgi için ne zaman sevginin içerisine şiddeti yerleştirdik? Yani bu bütün bu tanımlamalar önce dilde zaten alışıyoruz. Sonra artık duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Birinin başına bir şey geldiğini duyduğumuzda da artık zaten o dile çok alışkın olduğumuz için ha deyip geçebiliyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla normalleştirme kavramı ciddi manada önemli. Şiddet tabii ki travmanın bir boyutu. Hocam peki kadınların gördüğü bu şiddetin etkisinde kalmaları, ne kadar uzun süre süreceği ve sonrasında tabii devletten alacakları destekler bir terapi süreci olmalı mı, olmamalı mı, kendisi atlatabilir mi? Hı-hı. Tabii ki atlatabilir. Yani özellikle sosyal destek unsurları kuvvetliyse. Yani en... Ha, destek alarak tabii. Yani sosyal destek. Belki bu profesyonel bir destek olmak zorunda değil her zaman. Ama hani şiddetin boyutuna işte hani de bağlı olarak, ne tür bir şiddete maruz kaldığımıza da bağlı olarak. Tabii ki... Sürekli umursamayan bir kadın diyebiliriz mesela. Yine psikolojik bir şiddet hocam. Sadece darp da gerekli değil. Uzun yıllar boyu çok duyuyorum çünkü. Sürekli dışlanmış, ikinci sınıf muamelesi görmüş kadınlar var. Şimdi tabii ki öncelikle farkında olması gerekiyor bunun. Eğer kültür içerisinde umursanmama, yani evlilik içerisinde umursanmayan taraf, ilgilenilmeyen taraf, işte ihtiyaçları gözetilmeyen taraf, söz hakkı olmayan taraf gibi kültürün içerisinde çeşitli tanımlamalar varsa o kişi zaten bunun farkında bile değil. Tabii ki benlik bunun farkında. Dolayısıyla hani önce bir farkındalık yaratmak, yani sınır öğretmek, yani bir kadına da bir erkeğe de belki, hani neyi yapıp neyi yapamayacağımızı, neyin suç olup olmadığını değil de neyin yanlış, neyin doğru olduğunu belki biraz daha öğretme üzerinde daha aktif olmamız gerekiyor. Bu süreçte peki şiddet görenler devletten de bir aslında bir destek alması gerekir değil mi? Ya bunun bir zorun olması gerekmez mi? Yani daha doğrusu böyle bir imkan sağlanması. Keşke herkese sağlayabilsek. Şimdi travmaya tekrar, yani sadece şiddet boyutuyla ele aldık ama travmaya dönecek olursak aslında travmanın en büyük etkisi bir afallama etkisi yaratır kişide. Dediğim gibi bünyeye yabancıdır. Psikolojide adil dünya inancı dediğimiz bir işte kuram vardır. Şuna inanırız. Ben iyi biriyim. İşte insanlar güvenilir insanlar. İşte benim başıma iyi şeyler gelir. Kötü şeyler gelmez. Çünkü ben iyi bir insanım falan gibi. Böyle psikolojik olarak buna inanmak isteriz. Çünkü öbür türlü sürekli tetikte, sürekli tehlikeye karşı böyle ajeti olmak durumunda kalırdık. O yüzden bu işlevsel bir şeydir. Yüzde yaklaşık işte büyük ölçülerde de tam bir rakam vermeyeyim. Zaten böyle düşünüyoruz. Ama travma yaşantısı işte bu adil dünya inancını, bir şiddet yaşantısı adil dünya inancını bozan bir şeydir. Yani kişinin kendi benliğine yaptığı atıfları bozar. Ben ne kadar sevilebilirim, sevilebilir biriyim diyen birinin aslında galiba ben o kadar da sevilebilir biri değilim doğru yönelmesini sağlar. Ya da işte hani erkeklere, kadınlara, insanlara güvenilebilirim yaklaşımı insanlara o kadar güvenmemem gerekiyor. Ya da işte dünya adil bir yer ama hayır dünya çok da adil bir yer değil gibi bizi bir noktaya götürür. Tabii ki bu bir etki, bir afallama etkisi. Bazen muhakeme yeteneğimizi bozar. Yani şiddet gören bir kadın saatlerce mesela 7 saat, 8 saat erkek şiddetine, fiziksel şiddete maruz kalmış biri tekrar evine dönüp yaraları hastanede çeşitli tedaviler gördükten sonra şunu söyleyebiliyor. Yani şu şiddeti olmasa o kadar iyi bir insan ki bunu diyebiliyor. Hocam geride ne kaldı onu olmaz. Bunu diyor ama bunu dedirten şey travma. Ona kızamayız.
Yani çünkü adil dünya inancı içerisinde yaşadığı yaşantıyı olumlu bir yere koymak zorunda. Öbür türlü yaşamını sürdüremeyecek. Sürekli tetikte bir zihin mümkün değil. Bununla devam edemeyiz. Zihin buna izin vermiyor. Dolayısıyla şiddet karşısında şiddet görmüş kadın, susan kadına, şiddet görmüş kadının sesini çıkarmamasına kızma gibi bir lüksümüz yok. Bir kere bunun altını vurgulama. Çünkü şiddet yaşantısı zaten bunun, belleğin bunun üstünü örtmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla burada alınacak önlemler sadece mağdurla ilgili değil, faille de ilgili yapılacak çok şey var. Yani bu sebeple o afallama etkisi dediğiniz şey belki bazen 2 saniye sürüyor, belki 10 dakika sürüyor, belki aylarca, belki yıllarca sürebiliyor. Yani travma etkisi, yani yaşadığımız olayı öyküsel bir biçimde zihnimize yerleştiremememiz, ben bunu niye yaşadım, niye bu benim başıma geldi, yarın başıma gelirse ne yaparım gibi böyle bütünlüklü bir öykü yaratamamız, bu etki dediğim gibi zaman içerisinde değişebilir. Ama hani 2 ay içerisinde bu etkiler değişmiyorsa ciddi manada profesyonel bir destek almamız gerekiyor. Elbette burada devletin de devlet kurumlarının yapabileceği çok şey var. Psikolog istihdamı çok önemli. Her türlü kurumda dediğim gibi travma benliğe yabancı, travma bize yabancı bir yaşantı. Dolayısıyla travmayı iyi bilen insanların buna yardım etme becerisi var. Yani ben tacize uğradığımda gidip anneme anlatsam, akranıma anlatsam biliyorlar mı neler yapılabileceğini? Şu an çok bilinen bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu alanda yetişmiş profesyonellere ihtiyacımız var. İşte 4 senelik psikoloji lisans eğitimleri içerisinde daha fazla bu derslerin verilmesine, hatta lise düzeyinde, belki ilkokul düzeyinde şiddete yönelik derslerin verilmesine ihtiyacımız var. Sadece sonuç oldu, kadın ya da erkek zarar gördü, travma etkisi altında bozukluk geliştirdi, terapiyi verelim, iyileşsin gibi bir yaklaşım yeterli değil. Oluşmaması için yine benim zihnim hep oralara gidiyor. Bir klinik psikolog, psikoterapist olmama rağmen. Bir de hocam farkında olmak gerekiyor galiba alacakları eğitimlerle travma nedir, hangisi şiddettir, aynen, hangisi şiddet değildir diye. Kesinlikle. İki sorum olacak. Bir, güçlü bir hafızayla travmanın bir bağlantısı var mıdır? Unutulmaması açısından, hatırlanması açısından, o anların hatırlanması için. Vardır. Net cevap verecek olursam şöyle söyleyeyim. Şimdi bellek dediğimiz şey, hafıza dediğimiz şey akışkandır. Her gün yeni bir şey yazarız. Eski anılarımızı düşünürüz, üzerine yeni şeyler ekleriz. Sanki o bizim böyle yeniden yazılan anılarımız olur. Bellek değişir, bellek yanıltıcıdır, çarpıtır, ekler, çıkartır. Hı hı. Değişken, akışkan bir belleğimiz var. Şimdi bu bağlamda travma yaşantısı, benliğe, belleğe, yabancı, her gün karşılaşmadığımız bir yaşantı, tehlike içeren bir yaşantı olduğu için bu anılar inatçıdır. Yani bir akışkanlık, bir geçişkenlik taşımaz. Ekleyip çıkarma evet yine olabilir ama mesela travma anına ilişkin bellek izleri, kokuyla ilişkili, renkle ilgili, işte failin görüntüsü, failin sesi, üstünde olduğu, giydiği hırkanın rengi vesaire. Bütün bunlar ne yazık ki birlik bellekte inatçı bir şekilde korunur. Korunur aslında işlevseldir. Yarın bana işte sarı hırka giymiş birinden bir şiddet gördüm ya da taciz gördüm. O zaman sarı hırka giymiş birinden uzak durursam herhalde bu yaşantı tekrar benim başıma gelmez gibi çok basit bir formülasyonu vardır. Ama çok da işlevsel değildir. Alanı daraltır. İşte patlama olaylarını biliyorsunuz. İnsanlar işte patlama sırasındaki pek çok sesten ya da işte görüntülerden etkilendiler. O sesi benzer seslerle karşılaştıklarında, işte o patlama sesine benzer bir sesle karşılaştıklarında anında irkilme tepkileri vermeye başladılar. Ya da o meydana gitmemeye, Kızılay Meydanı'ndaki patlamayı hatırlarsanız uzun bir süre boş kaldı o meydan. Evet, en yoğun yer olmasına rağmen. Çünkü insanlar korktu. O travma deneyimini yaşamamış bir insan olsak bile, hiç Kızılay'a inme gibi bir fikrimiz olmasa bile Kızılay'a inme özgürlüğümüz elimizden alınmış oldu. O travmaya o şekilde maruz kaldık. Bellek izleri oluştu. Tabii ki zamanla tekrardan yeni çerçevelemelerle gerçekçi bir risk analizi yaparak ya bugün burada oldu, yarın öbür tarafta da olabilir gibi muhakeme yeteneğimizi, travmaya karşı muhakeme yeteneğimizi kazandığımız anda zaten baş edebiliyoruz.
Mesela şu örneği verebiliriz belki. Yani travmanın etkisinden ne kadar sürede kurtuluruz ya da nasıl kurtuluruz'a dair. Onu bazen o kadar uzun sürebiliyor ki. Örneğin mültecilerle ilgili pek çok işte Ege Denizi'nde karşı tarafa geçmeye çalışan mülteciler biliyoruz. İşte 5 kişilik, 6 kişilik plastik bir bota 40 kişinin binebildiğini görebiliyoruz. Şimdi normal bir insan zihni 5 kişilik bir bota 40 kişi binebilir mi? Yani bunun sonucunda bir ölüm olabileceği, bunun ciddi bir risk oluşturduğunu normal bir zihin muhakeme edebilir. Hı hı. Ama travma etkisindeki bir zihin ne yazık ki bunu muhakeme edemeyecektir. Çünkü savaş ortamı bir travma ortamıdır. Yerinden edilme bir travma yaşantısıdır. Dolayısıyla bu bence güzel bir örnek. Yani travmanın muhakemeyi nasıl bozduğuna dair bir an evvel muhakemeyi kazandırabilme konusundaki şeye yol göstermek önemlidir. Şöyle düşünün, bir sabah kalkıyorsunuz, hiç bilmediğiniz bir yerde uyanıyorsunuz, hiç tanımadığınız insanların arasındasınız. Nereye gideceğinizi, kiminle konuşacağınızı bilebilir misiniz? Mümkün değil. Dolayısıyla bilmediğiniz bir ortam, yani travma ortamı, bildiğimiz birilerinden destek almayı ister. Liderlik, yol göstericilik, danışmanlık isteyen birine ihtiyacımız vardır o noktada. Bunda da tabii ki bu konuda uzmanlaşmış kişiler, daha bilinçli bir toplum, daha bilinçli ebeveynler, işte o liderliği gösterecek kişiler olabilir bizim için. En çok ihtiyacımız olan şey aslında o sırada muhakememizi kaybettiğimiz bir anda nereye gideceğimizi, nereye savrulacağımızı, ne düşüneceğimizi, bunu niye yaşadığımızı mantıklı bir biçimde belki bize açıklayacak figürlere ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar dediğim gibi en üst düzeyden başlayan en alta kadar toplumun her türlü dinamiğini etkileyen yaşantılar diyebiliriz. Çok kısa bir şey merak ediyorum. Her travmanın yarattığı etki farklı mıdır? Farklıdır. Yani araştırmalar en azından böyle söylüyor. Özellikle insan eliyle yapılan travmaların zihnimizde ciddi bir bozucu, psikolojik sağlığımızda ciddi bir bozucu etkisi olduğunu biliyoruz. Yani bir travma yaşantısı bir afetse, bir depremse ya da işte bir yangın felaketi, bir sel felaketi gibi yaşantılarsa bununla baş etmemiz büyük ölçüde daha görece daha kolay olabiliyor. Hı hı. Ama insan eliyle yapılıyorsa, önlenebilecek bir yaşantıysa, yani o anda birileri müdahale etseydi ve o an yaşanmasaydı gibi bir yaşantıysa, işte bu en çok hatta travma sonrası bu stres bozukluğu geliştirme riskimizi arttıran risk faktörleri olarak tanımlayabileceğimiz şey, insan eliyle olması, ani olması, ölüm anına tanık olmak, aynı zamanda da işte önlenebilecek bir şeyin önlenmemiş olması ciddi manada bozucu etki yaratabiliyor üzerimizde. Tabii her benzer travmalar kişilerde farklı sonuçlar da doğurabiliyor değil mi? Farklı kişilerde aynı olmayabiliyor etkileri. Bireysel farklılıklarımız var elbette. Cinsiyet farklılıklarımız, cinsiyet rollerinden kaynaklı farklılıklar olabiliyor. Yani bireysel farklılıklarımız elbette var. Çünkü ne kadar travma repertuarımız olduğu önemli geçmişimizde. O travmalarla nasıl baş ettiğimiz, yaşamımızdaki evet ne kadar travma yaşantısı olduğu önemli. Ne kadar sıksa o kadar yeni gelecek bir travmayla belki baş etmemiz o kadar zor. Ama geçmişte yaşanan travmalarla iyi bir baş etme sistemi geliştirdiysek, hı hı, o zaman yeni gelecek bir travmayla da baş etme konusunda daha görece işte tırnak içinde becerikli hale gelebiliyoruz. Yani yaşanan yaşantıyla nasıl baş ettiğimiz de önemli. İşte o yüzden o baş etme yaşantısında ki figürler önemli aktörler olabiliyor. Hocam çok teşekkürler. Daha saatlerce konuşabiliriz bu konuyu aslında. Kadına yönelik şiddeti, o bahsettiğiniz erkek tarafın oradaki sorunları, erkeklik gururun tırnak içinde onun yarattığı sonuçları konuşabiliriz. Çünkü erkeklik gururunu her tarafta görüyoruz. Yine tırnak içinde, trafikte, masalarda, iş yerinde, evde, sürekli bir savaş halinde. Bir prestij savaşı gibi bir şey var aslında. Toplumda evet, bunda yansımaları çok farklı olarak karşımıza çıkabiliyor. Başka programda görüşmek dileğiyle hocam. Görüşmek çok sağ olun. Üzere. İyi günler. Sayın seyirciler, konuğumuz Başkent Üniversitesi'nden klinik psikolog Didem Sevük'tü. Konumuzsa travmalardı. Röportajda sorduğumuz travma nedir sorusuyla başladık. Sonunda konuştuğumuz daha farklı yerler vardı. Etkileri, nasıl önlenebileceği ve diğer travmaya bağlı etkenler.
Aslında tabii bu kadar kısıtlı bir sürede travmaya konuşmak mümkün değil. Çözümle konuşmak mümkün değil ama olabildiği kadar değerlendirdik. Temennimiz tabii bir an önce sadece kadına dönük şiddet değil, şiddetin her türlüsünün son bulması. Çünkü erkeğin erkeğe şiddeti, erkeğin kadına şiddeti, hayvana şiddette yine erkekleri görüyoruz. Çocuğa istismarda yine erkekleri görüyoruz. Yani birçok yerde o erkek unsurunu görüyoruz maalesef. Burada biraz sorun var ve doğru yere odaklanmamız lazım galiba çözüm bulmak için. Yoksa çok yanlış bir yolda devam edeceğiz ve önleyemeyeceğimiz maalesef vahim bir tablo var karşımızda. Eğer o yanlış yolda ilerlersek uzmanların görüşleri önemli ve umarım kulak veren birileri olur ve o yolda da dediklerini dikkate alırlar. Bizler devam edeceğiz, konumuzu vuracağız. Sadece çok kısa bir aramız olacak. Programında bu hafta kan kanseri teşhisi konan ve kardeşinin bağışladığı kök hücre nakliyle yeniden yaşama başlayan Arsen Tokatlıoğlu'nun hikayesi anlatılıyor. Sağlığa yolculuk bu akşam saat 21.30'da Kanal B'de.